Ne eleştiriliyorsunuz. Yanlış bir şey söylememek için okuyacağım. 15 Temmuz'da AK Parti il başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında darbecilere karşı sokağa çıkarken AK Parti'deki göreviniz sonlandırıldıktan sonra Gelecek Partisi'ne geçerek darbecilerin ağzıyla konuşmaya başladınız. Ee, bu e, aslında... E, bir tane ben... örnek verin mesela bana. Bir tane örnek verin. Bana deyin ki, bak ben iddia ediyorum bakın. Şu anda AK Parti'nin programını şurada açalım. Ben ben 15 Temmuz'u 15 Temmuz'u 28 Şubat'ın devamı olarak gören Doğu Perinçek'le yol yürüyen Doğu Perinçek'le yol yürüyen bugünkü AK Parti'yi milletin milletimizin vicdanına havale ediyorum. Ben durduğum yerdeyim. Ben 20 sene önce 20 sene önce Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimize, Uygurlu kardeşlerimize bu zulüm yapılacaktı. Tayyip Erdoğan'ın sesi çıkmayacaktı. Niçin? Oradan gelecek paralara ihtiyacı olduğu için. Tutacak Komünist Parti'nin 100. yıl dönümünü kutlamak için oranın devlet başkanını arayacak. Ve ben buna sessiz kalacaktım 20 yıl önce. Benim bildiğim Tayyip Erdoğan sessiz kalacaktı. Bakın bugün AK Parti... Para geldiği için mi sessiz kalmış? Kesinlikle başka hiçbir nedeni yok. Kesinlikle başka hiçbir nedeni yok. Ve burada biz yani 20 yıl önce hangi ideallerle siyaset yapıyorsak aynı ideallerle yapıyoruz. Testi çok açıktır. AK Partiler bütün hepsi ben hep şunu söylüyorum. Harama, zulme bulaşmayan bütün AK Partiler benim kardeşimdir. Biz biz siyasi partiler olarak düşman değiliz ki. Dediğim gibi siyasi parti araçtır, amaç değildir. Amaç bu ülkeyi büyütmektir. Milletin yüzünü güldürmektir. Amaç daha güçlü bir demokrasidir. Amaç daha güçlü bir hukuk devletidir. Allah aşkına 15 Temmuz'u konuşuyoruz. Demokrasi için sokağa çıkan ve şehit olan o insanların anısını biz bu ülkede yaşatabilmemiz için ne yapmamız lazım? Daha güçlü bir demokrasi kurmamız lazım. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkede daha güçlü bir demokrasi oldu mu? Veya 15 Temmuz'u yaşayanlar, o gece sokağa çıkanlar, şu anda Sedat Peker'in o söylediklerinin önemli bir bölümünün doğru olduğuna inanan bu millet 15 Temmuz'da bu işe liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkıp konuşmasını en az 15 Temmuz gecesi kadar beklemiyor mu sanıyor bu ülkeyi yönetenler? Ben bekliyorum. Bakın rica ediyorum. Siyaset yaparız yapmayız. Ama şu anda benim FETÖ ağzıyla konuştuğumu iddia edenler bana tek bir şey söylesinler. Ya ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Yani şimdi Süleyman Soylu Baran Korkmaz eğer İçişleri Bakanlığı'na gitmiş, HTS kayıtları varsa, siz Süleyman Soylu'nun biz Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'na çağırmadık, ona yurt dışına git demedik diye bir cümlesini duydunuz mu? Böyle bir cümle duydunuz mu? Bununla ilgili bir açıklaması var mı? Sayın Soylu'nun Türkiye'de bugün uyuşturucu da, her türlü kaçakçılık da, aklınıza ne geliyorsa kara para, bütün ilişkiler dönüyor, dolaşıyor, bir noktaya geliyor, ortada Süleyman Soylu duruyor. Ya bak ben İstanbul İl Başkanlığı yaptım. Silivri ilçe Emniyet Müdürü intihar etti. Nasıl intihar ettiğini şu anda bütün Türkiye biliyor. Bütün Türkiye biliyor. Peki Sayın Soylu'nun bu konuyla ilgili olarak bir bilgi, evet şu şekilde oldu şeklinde bir bilgi veriyor mu bize? Asla vermiyor. Dolayısıyla yani FETÖcülükle birini itham etmek zaten moda oldu. Evet. Bırakın zaman... bırakın FETÖcülüğü. Şu son seçimleri hatırlayın. Şimdi cumhurbaşkanımız güzel bir iki adım atmaya başladı. Ben hani biraz ümitleniyorum. Acaba bir şey mi yapmaya çalışıyor? Onu da konuşuruz. Yani bu ülkede seçim oldu. Bu ülkede Cumhur İttifakı karşısındaki insanlar Mısır'daki devlet başkanı Sisi'ye benzetildi. Hain dendi. Ya Millik görüş geleneğinden gelen Saadet Partisi'ne bu ülkede hain dendi, çeteden dendi. Biliyorsunuz rahmetli Erbakan'ın herhalde Türk siyasetinde tek liderdir. Yani FETÖ ile hiçbir ilişkisi yoktur. En karşı duran kişiydi rahmetli. Şimdi böyle bir ülkede benim gibi düşünmeyen insanlar haindir, çetedir cümlesi belki bize de söyleniyor olabilir ama ben tarihin önemli bir öğretmen olduğunu düşünenlerdenim. Tarih mutlaka haklıyı haklı çıkartacaktır. Şimdi şu anda bizim söylediğimiz kişisel bir şey değil. Bu sorular böyle bir silah teslimatı yapılmamış olsa benim dönemimde başka bir dönemde yapılmış olsa ben tek bir cümle kurmam bilmediğim şeyle ilgili ne evet. söyleyebilirim Selim Bey az önce e, bir açıklama yaparken şu cümleyi kullandınız Binali Bey'in iş tutma biçimi dediniz hoşlanmadığım için ve bana göre olmadığı için birlikte yol yürümekten zannediyorum o noktada mı vazgeçmeye başlamıştınız yani sizi evli misiniz ee, evliyim ve 3 evladım var Allah bağışlasın. Cümlemiz Şimdi e, eşinize eve gittiniz ve ben artık e, bu beraber yol yürüdüğüm AK Parti ile bundan sonra yürüyemeyeceğim dediniz. O anı anlatır mısınız bize? Şöyle benim e, Bilal'i Bey e, AK Parti'nin genel başkanı e, olduğu süreç sonrası biraz önce ifade ettim. Hı hı. Cumhurbaşkanımızla özel bir görüşmemiz oldu. Yani ayrılabileceğimizi söyledim. Çünkü hı hı. sonuçta İstanbul Türkiye'de yani siyasete yön veren bir şehir ve AK Parti için de e, siyasetin başladığı şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi geçmişine bakarak ifade ediyorum. Biz o e, anlayışı, o yaklaşımı gösterdik. Bunlar doğal şeylerdi siyasette. E, dolayısıyla e, o aşamadan sonra e, tabii ki bu partinin kurucu, AK Parti'nin kurucu lideri olduğu için onun e, talebi üzerine biz devam ettik. Biz AK Parti'den ayrılış gerekçemiz işte bütün bu anlatmış olduğumuz hikayede AK Parti AK Parti olmaktan AK Parti kendi değerlerinden uzaklaştığını gördüğümüzde bunu da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da sanıyorum Eylül sonuydu 2017 Eylül sonuydu ve ben kendisinde bu ahlaki tabloda artık sizlerle siyaset yapamayacağım bana müsaade edin ve hakkınızı helal edin dedim Daha sonra da e, Erdoğanın kendisine mi söylediniz bunu? Tabii ki Sayın Erdoğan'a gittiniz bakın, ve bu ahlaki yapıda tabii. siyaset yapamayacağını. O ne dedi? şimdi şimdi e, yani şöyle ben Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönem elini rahatlattığını rahatlattığımı düşünüyorum. Sebep şu. Benim e, Binali Bey'le kavgalarımı bütün İstanbul bilir. Ya düşünün siz genel başkanınızı adalete, hakka, hukuka davet ediyorsunuz. AK Parti'nin ilk isminin adalet olduğunu, adil olması gerektiğini yüzüne söylüyorsunuz. Başka başka şeyler de söylüyorsunuz. Detaya girmeyeyim. Sonuçta bu mücadeleyi vermiş biriyim ben ve sayın cumhurbaşkanımız bunu bilir. Sayın cumhurbaşkanımızın ailesinin başta damat olmak üzere İstanbul üzerinde yapacağı her türlü uygulamada, her türlü uygulamada Siz bir ben bir engeldim. Ben bir engeldim. Bakın bugün Size İstanbul. Size ne dedi efendim? Yani şöyle e, sebeplerini söyledi, sordu. Ben 4 ya da 5 madde söylediğimi hatırlıyorum. Detaya yine girmeyeyim. Ve e, o şekilde ayrıldık. Yani kabul ederim, etmem şöyle. Ama ben elini rahatlattığımı düşünüyorum. Ve işte yaklaşık 4-5 ay sonra da bir başka arkadaşımız geldi. Gelen arkadaşımız da hani bizim tanıdığımız, bildiğimiz. Ama sonuçta nasıl gençlik ve kadın kollarında olduğu gibi gelen arkadaşımızın da hangi e, etkiyle, kimin desteğiyle oraya geldiğini yine bütün İstanbul ve Türkiye bilir. Ve ben bunu söyledikten sonra da şu anda, şu anda, bakın darbe gecesi, darbe gecesi kendi oğlundan cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadı, rize'deydi oğlum, telefonu alan ama şu anda bu ülkede yaşamak istemeyen gençlerden biri benim oğlum, baba iyi ki ayrıldın diyen biri benim oğlum. Ben gençlere çok güveniyorum, olağanüstü güveniyorum.